Bir fonksiyonun türevinin pozitif olduğu yerler artan olduğu yerleri Bir de nereden başlar o? Sonuçta şöyle düşünün. Bir fonksiyon arkadaşlar parabol tepe noktasından itibaren başlar ya. Bu yüzden tepe noktasındaki apsisi de katmalıyız. Yani AB açık aralığı değil de kapalı A ile başlamamız gerekiyor. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Zirve noktadan, dip noktadan itibaren artmaya başlar sonuçta. Dolayısıyla burada bir eğrinin, bir bilmem neyin türevi pozitifse o o aralıkta artandır. Dolayısıyla 2x eksi 4'ün büyük eşit 0 olduğu yere bakacağım. x büyük eşit 2 oldu. Demek ki 2 ile sonsuz aralığında arkadaşlar bu fonksiyon artanmış. x eşittir bir absisli noktasından çizilen teğetin y eksenini kestiği nokta. Şöyle temsil olarak gösteriyorum. Özellikle eğriyi göstermiyorum böyle bir doğru olduğunu düşünün. X eşittir bir absis noktadan bir teğet çizeceğiz. Y eksenini kestiği nokta. Yani en sonunda sorunun x'e 0 vermemiz lazım. x'e 0 vermesi için denklemin bilinmesi lazım. O zaman denklemini bulalım. Nereden? Teğetten yararlanarak. F türev x 3x kare eksi 2x. Şimdi x eşittir bir absisli noktadaki teğet eğimini buluyorum. 3 eksi 2'den 1. Demek ki doğrunun eğimi 1'miş. Bir doğrunun denklemi y eşittir mx artı nedir? Bu yüzden y eşittir x artı ne deriz. N'yi nereden bulacağız? İşte bu noktanın apsisi hem doğrunun hem eğrinin üzerinde ya. X gördüğüm yere 1 yazarsam buraya da 1 yazdığımda aslında bu eğri arkadaşlar 1'e 0 noktasından geçiyormuş. Böylece doğru da arkadaşlar 1'e 0 noktasından geçer. Y'si 0 x1 n de buradan eksi 1 oldu. Dediğim gibi bunu temsili çizmiştim. Sakın böyle sorunun çözümündeki denklem olarak düşünmeyin. Maksat olayı bir görün diye. Haliyle arkadaşlar n eksi 1 olduğu için y eşittir x eksi 1 doğrusunun x eksenini değil de y eksenini kestiği, sordu, e, kestiği noktayı sorduğu için x'e 0 vereceğiz. Böylece y'si ne gelecek bakın eksi 1 b şıkkı. Dikkat etmeniz gereken şey sadece şu. Size türevin grafiğini verirse arkadaşlar görmemiz gereken olay x80'in üstünde kaldığı yerler artandır, x80'in altında kaldığı yerler azalandır. Ben nasıl azalmış, ne kadar azalmış, eğri şuraya gitmiş, buraya gitmiş ilgilenmemeliyim. Türev grafiği verildiği an işaretin artı olduğu yer artan fonksiyondur. O zaman buna göre bakıyorum, eksi 3 ile 0 aralığında Bakın eksi 3 ile 0 aralığı neresi? Burası. Şimdi eksi 3 ile 0 aralığında arkadaşlar şunları bir ortadan kaldırayım bakın. Şöyle bir durum var. Şu noktada fonksiyon evet eksi işaretli azalan ama bu aralıkta fonksiyon artı işaretli bir artan bir azalan olmuş olmaz. Eksi 1'den 4'e kadar eksi 1'den 3'e kadar eksi işaretli ama 4'e çıkınca artıya çıkıyor olmaz. 0 ile 3 aralığına gelirseniz bakın Fonksiyon burada hep gördüğünüz gibi eksi işaretli bu aralıkta kesinlikle azalandır C şıkkı. Parametrik demek arkadaşlar x'in ve y'nin aynı değişkene bağlı olduğu denklem demektir. Haliyle bizim m'den aslında bir şekilde kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulabiliriz? Şimdi x m küp eksi 1'e eşitmiş arkadaşlar. y de m kare eksi m'yi eşitmiş. Burada x eşittir 7 absisli noktadan çizilen teğetin denklemi diyor ya biz dx bölü dt yani x'in pardon x'in m'ye bağlı türevini görürsek 3m kare yapar. Sonra arkadaşlar y'nin m'ye bağlı türevini görürsek 2m eksi 1 yapar. Bunun neticesinde her iki tarafta bakın bölme yapınca m'ler dm'ler gidiyor. dy bölü dx 2m eksi 1 bölü 3m kare oluyor. Peki M gördüğüm yere ne yazacağım? E, X 7 ise arkadaşlar M kaçmış? 2. Böylece Y'nin X'e bağlı türevi yani aslında normal bildiğimiz türev 2 çarpı 2 eksi 1'den 3. Yine burada 2'nin karesi 4. 12 oldu. 1 bölü 4 oldu. Buradan teğetin eğiminin 1 bölü 4 olduğunu gördüğüm için 1 bölü 4 x artı n şeklinde bir doğru denklemi. N'yi nereden bulacağız? Şimdi doğrunun x'i veya eğrinin geçtiği nokta 7 ise y'yi nereden buluruz? m2 olduğu için yerine yazarım. Bak y'de 2'ymiş. Böylece y'si 2. Burada burası 4 artı ne? 2'den 7 bölü 4 çıkarsa 1 bölü 4 olur. Doğrunun denklemi böylece 1 bölü 4x artı 1 bölü 4 oldu. Tabii şıklarda bu yok. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü 4 x artı 1 bölü 4. Bundan dolayı y 4 y eşittir x artı 1. Hepsini sol tarafa atarsak 4 y eksi x eksi 1 d şıkkı olur. Bu eğim sorularında doğru denklemi sorularında bence bir tahmini doğru eğri çizmek çok işe yarıyor arkadaşlar. Bakın analitik düzlemde bile değil olayı kavramını sağlıyor. 3 noktasında teğet demiş. 3 noktasında teğet olan bir doğru bire birden geçiyormuş. Şöyle bir görüntü. Y'sini bilmiyoruz. Şimdi 3 noktasındaki teğete bakalım. Bu f türev x arkadaşlar kaça eşit? 2x a eksi a'ya eşit. O zaman bu noktadaki eğim neye eşit? f türev 3 6 eksi a'ya eşit. Haliyle bak burada artık şunu söyleyebiliriz. Y'yi ben nasıl bulurum yerine yazarak. Y eşittir 9 eksi 3a artı 2. Buradan da Y eşittir 11 eksi 3a oldu. Demek ki 3'e 11 eksi 3a ve bire birden geçen doğrunun eğimi 6 eksi aymış. Doğrunun eğimi y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1'dir. İşte size 6 eksi aye eşit. Böylece 3a eksi 10 eşittir eksi 12 artı 2a. Buradan da a eşittir. Eksi 2 yaptı. B şıkkı. Biraz analitik yaptık fark ettiyseniz. Teğet arkadaşlar x ekseni ile 45 derecelik açı yapıyor. 45 derecenin tanjantı 1'dir. Doğru sola yatıksa eğim de 1'dir. Yani f türev 1 arkadaşlar 1'e eşittir. Şimdi buna göre burası 2 birim tanjant 45'in 2 olması için şey 1 olması için buranın uzunluğu da 2 olmalı. Bu ne demek? Aslında bu noktanın ordinatı eksi 2 demek. Lazım olursa 1'e eksi 2 noktasından geçiyor arkadaşlar. Hem doğru hem eğri. Bizden f7 istiyor. Yani sonuç olarak bu eğrinin denklemini bulacağız arkadaşlar. Polinom çift bir fonksiyonmuş. O zaman bu şu demektir. y eşittir ax kare artı k. Bu arada A x kare k olduğu için demek ki bunun tepe noktasının apsisi 0 arkadaşlar. O yüzden zaten x' ile terim yok. Şimdi 1'e eksi 2 noktasından da geçtiğini biliyoruz. O zaman bakalım. Aynı zamanda 1 noktasında teğetin neyiminin 1 olduğunu biliyoruz. Buna göre yapacağım bakın. Türevini alıyorum şimdi bunun 2ax 1 noktasındaki türevine bakıyorum. 2A, bu neye eşit olmalı 1 a demek ki 1 bölü 2'ymiş. Şimdi oradan biraz yaklaştık cevaba. 2, üzerindeki nokta 1 eksi 2, y yerine eksi 2 yaz, x yerine 1 bölü 2 K buradan arkadaşlar ne geldi? Ee, eksi 2 buçuk geldi. Böylece y eşittir 1 bölü 2 x kare eksi 2 buçuk. Yaz şimdi 49, 49'u 2'ye bölersek ne olur? Ee, 24 buçuk. 24 buçuk'tan 2 buçuk çıkarırsak ne gelir? 22 A şıkkı. Güzel bir soru. Yani her şeyi yaptık. Fonksiyon azalansa türevi negatif, artansa türevi pozitif. Bu arada bu bir doğru olduğu için zaten direkt x'in kat sayısı, y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in kat sayısı pozitifse, yani burada pardon azalan demiş, negatifse azalandır, pozitifse artandır. Haliyle arkadaşlar çarpımları ne olmalı? Negatif. Bu yüzden 2, 3 olur. Hangi şık oluyor buna göre? E. Şekil çizmeyi ben önemsiyorum. Bakın şimdi bir parabol var. 3'e 0 noktasından bir teğet çiziyoruz. Teğet olduğu nokta MN. Yani teğet olduğu nokta 3, 0 demiyor bak. Bir doğrunun üzerinden 3'e 0'dan geçecek şekilde bir doğru MN şeklinde teğet oluyor. Haliyle burada yapmamız gereken şey ne? 1 türevi nedir bu fonksiyonun? Direkt 2x. Hangi noktadaki türevine bakıyorum? M noktasında. F türev M ne olur? 2M olur arkadaşlar. Bu arada N demeye de, de gerek yok. Oraya M kare diyebiliriz. Nokta denklemi sağlar. Absis M ise ordinat M karedir. Hemen eğim buluyorum. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 eşit olmalı. Doğrunun eğimin 2M bulduk. Bakın analitiğe i hakim olmazsanız bu nereden benim aklıma gelecek dersiniz. Bu kadar basit bir şey. Doğrunun eğimi 3 türlü bulunuyor. 1. Doğru denklemi verildiyse, onu zaten verirse y'yi yalnız bırakıyorsunuz. 2. İki, i̇ki noktası bilinen doğrunun eğimi. 3. Tanjant alfa falan. O yüzden burada doğrunun eğimini biz tanjant alfa yani bir nevi türev mantığıyla hallettik. 2m'yi bulduk ama iki noktası bilinen türev, e, türev diyorum eğimden de bulmayı unutmayın. İçler dışlar çarpımı eksi m kare eşittir. 6m eksi 2m kare. Buradan m kare eşittir 6m. m pozitif dediği için sadeleştirebilirim. m 6 oldu. m 6 olduğu için bunun da karesi 36 olan n. Toplamları soruluyor. 42c şıkkı. İkizkenar bir üçgen verilmiş. A, O, o B şeklinde tabana dikindirirsek uzunluk sorularında yapıyoruz ya bu K diyelim. O, K ile K, B eşit olduğunu birazdan belki kullanırız. Şimdi ee, bu üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Orijinden geçen bir doğru teğet olmuş. a noktasında y eşittir x kare artı 1. Hemen şu bilmediğimiz bir a noktası olsun. Bu a noktasındaki e, noktanın ordinatı a kare artı 1'dir. Bu arada türevini aldığımız zaman y'nin türevi nedir? 2x yerine yazarsak a noktasında f türev a'yı 2A olur. Demek ki bu doğrunun eğimi 2 ay'mış haliyle arkadaşlar bakın şimdi. Burada tanjant alfa şuranın ordinatı a oldu. Şey apsisi pardon. Tanjant alfanın a olması için burası 2 a kare olur. Neden? Yapayım bakın. Tanjant alfa y bölü a eşittir. 2 a eşit olmalı. Y buradan 2 a kare geldi. Ama biz oranın ordinatının ne olduğunu biliyoruz. A kare artı 1. Demek ki bunlar birbirine eşit. A kare buradan 1 oldu. Tabii ki a pozitif olmak zorunda 1 geldi. Bu yüzden üçgenin tabanı arkadaşlar 2 birim. Yine yüksekliği de 2 çarpı 1'den dolayı 2. Böylece alan 2 çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki birim oldu B şıkkı. Bir fonksiyon artansa arkadaşlar türevinin işareti ya sıfırdır ya da pozitiftir. Niye biliyor musunuz? Sonuçta biz böyle bir tablo oluşturduğumuz zaman daima artı olması lazım ya da böyle bir çift katlı kök olduğunda bir A noktasında işaret değişmeyeceği için yine bakın artanlık bozulmaz. Dolayısıyla burada türevini aldığınızda x kare artı 6x artı m oldu. Şu an bu türev fonksiyonu. Bizim için güzel bir şey ikinci derece denklem. Bu ikinci derece denklemin işaretinin artı olması için veya dediğim gibi artanlık arkadaşlar e, türevin sıfır olmasında bozulmaz. Bakın bir fonksiyon örneği göstereyim size. En basitinden y eşittir x küp fonksiyonu. Bunun bakın sıfır noktasındaki teğetin eğimi Sıfırdır ama fonksiyon artmaya devam ediyor. O yüzden türevin deltası sıfır olursa da artan olması değişmez. Bu yüzden lütfen bu bilgiyi de bilmek lazım. Delta eşit sıfır olabilir. Haliyle o zaman delta küçük eşit sıfır olacak burada. Bu yüzden 36 4 m küçük eşit sıfır olacak. 36 küçük eşit 4M olacak. M buradan en az 9 olur arkadaşlar. B şıkkı. Önden şunu bir söyleyeyim. Belki bilmeyenleriniz vardır. İki doğrunun arasındaki açının formülü tanjant alfa eksi betadan yararlanılarak yapılır. Yani m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2'dir arkadaşlar. Bu iki doğru arasındaki açının eğimini verir bize ya da tanjantını verir. Şimdi bu yüzden burada Önce şunu göreceğiz. Bu iki eğrinin kesim noktalarını nasıl buluruz? birbirine eşitleyerek y'ler nasıl olsa birisi diğerinin yerine 3 bölü x yazılabilir. Hiç burada 3. E, derece denklemle falan muhatap olmayalım. Bak x'e 1 verince hemen 3 bölü 1 eşittir. 1 artı 2'den 3 geliyor. Ordinat lazım olmayabilir bu soruda ama yine de yazalım. Herhangi birinde 1 bir yazarsak bu iki eğrinin şöyle kesiştiği zaman uyduruk çiziyorum hiç önemsemeyin. 1'e 3 noktasında kesiştiğini görüyoruz. Tamam mı? Haliyle arkadaşlar 1'e 3 noktasında kesiştikten sonra bu eğrilere çizilen teğetlere bakacağız. Böyle iki tane teğet çizmiş oğlum. Bu teğetlerden bir tanesi M1 diyelim ona. F türev 1 diyelim. O da nedir? Şuna F diyelim. Buna da Gx diyelim. Şimdi F türev X arkadaşlar neye eşit? Eksi 3 bölü X kare. O zaman X yerine 1 yazınca eksi 3 oldu. G türev 1'i bulmak için türevini alırsak 2x, x yerine 1 yazınca 2. Hemen hangisinden hangisini çıkardığın önemli değil. 2 eksi eksi 3 bölü 1 artı 2 çarpı eksi 3. Böylece buradan arkadaşlar 5 bölü eksi 5 oldu, eksi 1 geldi. Eksi 1 geniş açının tanjantıdır. Sonuçta iki doğru arasında bir dar açı olur 90 değilse bir de geniş açı olur. Geniş açı negatiftir, dar açı pozitiftir. O yüzden direkt artı 1 de dar açı olan kısmıdır. Hiç bunda tedirgin olmanıza gerek yok. Çünkü tanjant alfa eksi tanjant 180 eksi alfa eşittir. Bu yüzden tanjantın 1 olduğu açı hangisi? 45 derece. Bu yüzden cevap C. Şimdi bu sandalda arkadaşlar öyle bir yerde inecek ki mesela bir A noktası diyelim. Bu A apsisi noktada indiğinde bu parabole en kısa noktadan oluşacak. Bu nasıl mümkündür? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık en kısadır arkadaşlar. O yüzden bakın bunu kullanabiliriz. Nasıl? Ben şimdi bu parabole bir noktadan böyle teğet çizerim, şöyle. O nokta bu arada tepe noktası değil böyle alelade bir nokta, bir B noktası diyelim. İşte bu B noktası paralellikten dolayı A'ya gerçekten en yakın noktadır. Böylece iki nokta arasındaki uzaklık en kısa uzaklık olduğu için yorum yapabilmeye başlayabiliriz. Şimdi deseniz ki hocam ne biliyorsunuz? Belki o başka bir nokta bak. Fark ettiyseniz eğer buradan bir nokta alsam çizdiğim doğrudan daha uzun gördünüz mü? Şu daha kısa. Yine bakın şimdi ben gidip bu abartıyorum bu daha uzun fark ettiniz mi? Buradan alsam daha uzun. Tepe noktasından alsam mesela daha uzun. Yani gördüğünüz gibi illa tepe noktasından geçmek zorunda olmadığını gördük o doğrunun. Bakın bu çizdiğim çizgilerin hepsi şu çizgiden daha büyük fark ettiniz mi? İşte bu yüzden paralel iki doğru arasındaki uzaklığın en kısa olması bir. İkincisi... Bu teğet de aynı zamanda parabolün üzerinde olduğu için hakikaten bu paralel teğetin en kısa uzaklık oluşturduğunu görmüş olduk. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bu doğrunun denklemi 3x-2 olduğuna göre benim yeni çizdiğim doğrunun denklemi de nedir? y eşittir. 3x artı n şeklinde bir doğrudur. Peki neler yapabiliriz şimdi? A noktasını bulmak için önce bir B'yi bulabiliriz. Sonra da eğimden yararlanırız. Bakın şimdi. Bu doğrunun eğimi 3 ise bu teğet değil mi? Teğetin eğimi neydi? O noktadaki türev. Biliyor muyum burayı bilmiyorum. Apsisine b diyelim. Ordinatına b kare artı 9 artı 20 diyelim şimdi. F türev b neye eşit olması lazım? 3'e. F türev b ne peki? 2b artı 9. Böylece b buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 3. Demek ki şunu silelim artık. B, apsisi eksi 3 olan noktada bu doğrunun eğimi 3 geliyormuş. Yerine yazdığımız zaman da 9 eksi 27 artı 20'den bu noktanın ordinatının 2 olduğunu görmüş olduk. Şimdi ne söyleyeceğiz? Bakın bu AB doğrusu ne ile dik kesişiyor? Şu doğruya D diyelim. D doğrusu ile dik kesişiyor. O zaman eğimler çarpımı eksi 1. Yani bu doğrunun eğimine 3 demiştik ya. Doğrunun eğim bakın 3 x eksi 2'den 3. Demek ki AB'nin eğimi ne olacak? Eksi 1 bölü 3. Hemen bu doğrunun üzerindeki bir noktaya da harf verelim. Apsisine k diyelim. Ordinatı buradan ne olur? 3k eksi 2. AB doğrusunun eğimini buluyorum. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 yani bu. Eşit olmalı. Eksi 1 bölü 3'e İçler dışlar. Eksi k eksi 3 eşittir. 9k eksi 12. Buradan 9 eşittir. 10k yani ne geldi? k 9 bölü 10. Bizden de zaten bu noktanın Apsisini istiyordu arkadaşlar. D şıkkı.